İkinci günü akşam üzeri inebildik yollardan, yolların durumundan kaynaklı. Daha önce iki tanesiyle beraber çalışmıştık. Arama kurtarma eğitimi aldık beraber. Bağımsız Maden İş Sendikası'na üye bir grupla çalıştık. 32 kişilik bir ekipti onlar. 8 kişide biz 40 kişilik bir ekip olduk. Bazen birlikte bazen ikiye bölünerek çalıştık. Gelen duyumlara göre. Özellikle Elbistan Afet Koordinasyon Merkezi'nin durumu fecaattı. Yani görevlilerden birine bize acil eskavatör lazım dedik. Bir anneyle kızın canlı olduğu duyumu geldi. Yani eskavatörün ne olduğunu bilmiyor mesela oradaki görevli. Yani sorumlu görevlilerden birisi, herhangi biri olabilir. O bilmeyebilir, bu normal. Yani koordinasyon berbattı. İşte sokak aralarında, bina kenarlarında iş makineleri var, atıl duruyor. Enkazlardan ses geldiği söyleniyor. Madenci arkadaşların da ekipman durumu çok zayıftı. Yani işte poşetle gelen vardı, bir kazak koymuş, bir tane mont koymuş, gelen madenci arkadaşlar vardı ama tabii onlar yani bizzat bu işin içerisinde oldukları için hayatları bu, yerin dibinde çalışıyorlar. İşte tahkimatı, domuzlamını vesaire iyi biliyorlar. En başta birbirlerini kurtarmak için eğitim alıyorlar. Dolayısıyla gayet böyle cansiperane çalıştılar. Biz de elimizden geleni yapmaya çalıştık. O ekip mesela 11 kişi çıkardı. 4 kişilik bir aileyi çıkardık, asansörde kalmışlar. Ama tabii bu arama kurtarma meselesi çok popüler hale getiriliyor. Ve asıl sorunun çözümü gölgede kalıyor. Şimdi deprem öncesi, anı ve sonrasına dönük senaryo oluşturmak gerekiyor. Bunu da yapması gereken tabii ki devlet başta olmak üzere belediyeler işbirliği içerisinde. Yani büyük oranda fay hattı üzerinde kurulu bir ülkeyiz biz. Maalesef deprem öncesine dönük bu risk yönetimi esasları diye bir şey vardır. Riskin dışlanması, azaltılması, artık dışlanıp azaltılamayan riskin de paylaşılması. Riskin dışlanması dediğimiz şey ne? Bir, önce fay hattı üzerine şehir kurmayacaksın, kent kurmayacaksın, kentleşmeye izin vermeyeceksin. Hadi zamanında bu yapılmış, yapıları ona göre yaptıracaksın. Artık şey de olmamışsa, yani yapılmışsa artık buna göre de bina stoğunu çıkarıp ona göre yapısal rehabilitasyona gideceksin. Deprem öncesine dönük bu. Yani depremde yıkılmayacak binalar yapacaksın özeti. Buna zemin analizini, zemin etüdünü doğru düzgün yapacaksın. Ona uygun statiğini hesaplayacaksın. Binayı ona göre yapacaksın vesaire. Deprem anı komedi, yani şey, çanta hazırlayın, düdüğünüz olsun. Ya şimdi bunlar arama kurtarmada hani devrede kulak bile değil yani. Deprem öncesine dönük asıl acil tedbir alınması gerekiyor. Toplamda girdiğimiz bina sayısı 20 civarı ama bir kısmından ölü insanları çıkardık. Yani ceset demek istemiyorum. Şimdi onların da bir anıları var, tarihi var, annesi var, babası var, sevdikleri var. Yatıyorlar. Bence çok erken moloz çalışmasına başladı devlet. Enkazlarda bir sürü insan molozla birlikte kaldırılmış olabilir maalesef. Biz Elbistan'da 5. gün akşam televizyonlara çıktı. Melisa diye bir genç kızı çıkardık. Oradan sonra bir iki gün daha vali de vardı biz çıkardığımızda. Bir iki gün daha durdular. Sonra Elbistan'da yine bir canlı çıktı. Hatay'da çıktı. Malatya'da çıktı. Tabii ki devlet. Maalesef devlet yani. Yani bu şeyde depremde bu kadar can kaybının sorumlusu da devlet. Hiç bunu işte günah keçisi arayarak çözemez, müteahhitleri tutuklayarak vesaire. Sen önce kentleşmeye izin vermeyeceksin fay hattı üzerinde. Bunu denetleyeceksin. Yani bireye bırakırsan birey hata yapar. Birey rant devreye girer. Devlet rantiyeci davranamaz, davranmamalı. Özellikle vatandaşlarının canı söz konusu olunca önce devletin düşünmesi gerekiyor bunu. Bu yüzden de birinci dereceden suçlu devlet bence.